Küresel aynalarda aydınlanma, perde üzerindeki bir noktanın aydınlanma şiddeti hesaplanırken arkadaşlar öncelikle aynamız yokmuş gibi kaynağımızdan çıkan ışınlarla noktadaki aydınlanma şiddetini bir hesaplıyoruz. Yani demek istediğim aslında şu. Şuradaki uzaklık değerimiz kaynağın noktaya olan uzaklığı f kadar. O zaman şunu diyebilirim. K noktasındaki aydınlanma şiddeti I bölü F kare kadardır diyoruz. Artı bir de arkadaşlar artık burada ne olacak? Kaynağımızın bir görüntüsü oluşacaktır. 3F'deki cismin görüntüsünün 3F bölü 2'de oluştuğunu söyleyebiliyorum. Şuradaki mesafe bizim için 3F bölü 2 kadar. Ve buradaki ışık şiddetimiz bir kaynağın ışık şiddeti boyundaki değişimin karesiyle orantılıdır. Yani şunu demek istiyorum aslında. H bölü H üssü eşittir diyoruz. I bölü I üssü olarak alacağım. Yalnız arkadaşlar şuradaki değerin karesiyle orantılı olarak alabiliyorum ben bu değeri. E peki buradaki boyumuz eğer 3F'deki bir cismin boyu H ise artık 3F bölü 2'ye geldiğinde boyu yarıya düşecek. Yani benim buradaki ışık şiddetimin artık I bölü 4 gibi bir değer aldığını söyleyebilirim. I bölü 4. Peki bu noktaya olan uzaklığımız ne kadardır? 5F bölü 2 kadardır diyebiliyorum artık. Yeni kaynağımızla tekrardan bir aydınlanma şiddeti oluşturacağım. E burası için de diyorum ki I bölü 4 bölü 5F bölü 2'nin karesi yani 25F kare bölü 4'tür diyebiliriz. 4'leri sadeleştirdiğimiz zaman K noktasındaki aydınlanma şiddetinin 26I bölü 25 tane F kareye eşit olduğunu söyleyebiliyorum. Peki eğer odağımızda bir kaynağımız varsa öncelikli olarak hiçbir şekilde aynamız yokmuş gibi kabul ediyorum ve K noktasındaki aydınlanmayı yazıyorum. Diyorum ki I bölü 2F'in karesi 4F karedir dedim. Çünkü kaynağın K noktasına olan uzaklığı 2F kadardı. Sonra arkadaşlar odakta olan bir kaynağımız için odaktan çıkan ışınlar asayiksene paralel olarak gidecekse paralel gelen ışınlarda uzaklığın bizim için bir önemi yoktur. Yani ışık şiddetimizi yine I olarak alıyoruz ve uzaklık değerinin hiçbir önemi olmadığı için direkt odak uzaklığı F kare olarak yazabiliyorum. Ve buradan da K noktasındaki aydınlanmanın 5 I bölü 4 F kareye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani eğer ki kaynağımız odak noktasında ise uzaklığın benim için bir önemi yok. Direkt I bölü F kare yani aynanın odağının karesi şeklinde yazmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Bir örneğimiz var burada. Şekildeki ışık şiddeti 160 kandeli olan kaynağın perdedeki O noktası etrafında oluşturduğu toplam aydınlanma şiddeti kaç lükstür denilmiş. Öncelikli olarak sanki burada aynamız yokmuş gibi bir O noktasındaki aydınlanmayı hesaplayalım. 160 bölü noktaya olan uzaklık 1, 2, 3, 4 metredir arkadaşlar. 4'ün karesi içinde 16'dır diyebiliyorum. Artı diyeceğiz. Dikkat edersek buradaki kaynak buradaki aynanın odağında ve odaktaki bir kaynak değeri için 160 bölü yani I bölü direkt F kare alıyorduk. E burada da 2'nin karesi artık bizim için 4'tür. Şunları sadeleştirdiğimizde buradan gelen değer 10 olacak. Burayı sadeleştirdiğim zaman 40'tır diyorum. Ve o noktasındaki aydınlanmanın 50 lükslük bir değere sahip olduğunu söyleyebiliriz artık. Peki burada düzlem ayna, çukur ayna ve tümsek aynamız verilmiş ve buradaki K noktasındaki aydınlanma şiddetleri arasındaki ilişki bize soruluyor. Şimdi öncelikli olarak aynamız yokmuş gibi K noktasındaki aydınlanmayı bir yazalım. EK eşittir diyorum. I bölü F karedir dedik. Artı. Arkadaşlar buradaki cismin görüntüsü aynanın arkasında ve F kadarlık bir uzaklıkta oluşacaktır. Yine e, ışık şiddeti içinde I kadardır diyebilirim. I bölü noktaya olan uzaklığı artık 3F'tir. 3F'in karesi içinde 9F karedir diyebiliyorum. Yani K noktasındaki aydınlanmanın 10I bölü 9F kareye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki L noktası için yazalım. EL eşittir. I bölü F kare artı diyorum. Asal eksene paralel gidecek artık bu ışınlar. Kaynaktan çıkan ışınlar paralel giden ışınlarda da yani eğer ki kaynağımız çukur aynanın ise mesafe bizim için önemli değildi. Direkt f kare olarak alıyorduk. L dediğimiz değerin iki tane I bölü f kareye eşit olduğunu söyleyebilirim. Peki yine M noktası için bir yazalım biz burayı. I bölü f kare diyoruz. Artı arkadaşlar bir cisim tümsek aynanın odağında ise görüntüsü f bölü 2'de oluşuyordu. Boyu yarıya düştüğü için boydaki değişimin karesiyle orantılıydı. Yani ışık şiddeti de ne olacak? I bölü 4 olacaktır. Yerine koyuyorum. I bölü 4 bölü toplam mesafe artık 5F bölü 2'dir. 5F bölü 2 olarak alıyoruz. 5F'in karesi 25F kare bölü 4 olarak aldım burayı da. 5F bölü 2'nin karesini 25F kare bölü 4 olarak aldık. 4'leri sadeleştiriyoruz. Sonrasında da EM dediğimiz değerin 26I bölü 25 F kareye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, L büyüktür EK'dan o da büyüktür EM'dendir diyebiliyoruz arkadaşlar. Müzik